en bir engelliler için bilgi ve yazılım üretimi, danışmanlık, yayıncılık, eğitim ve teknolojik iletişim, bilişim teknolojileri ve sosyal hizmetler san. Dik. Limited. Şti. İşte. GMK. Bulvarı No. 52 bölü 13 Maltepe Ankara Telefon. 0312 232 56 29 Fax. 0312 232 56 30 E. Posta. Destek et engelli hukuku.net bazı umuttan basaraya doğru kosuyoruz yasız. İyi ki varım diyenler, var olmak için çaba gösterip umuda sarılanlar, dimdik durup, doğumla ölüm arasını doldurabilenler var eder hayatı, çünkü ancak, sol tırnak işareti emek verdiğimiz di hayat bize döner. Sağ tırnak işareti her birimiz günlük yaşamımızda sonu belirsiz bir karmaşanın içinde savrulup gidiyoruz. Oysa ihtiyaçlar sınırsız, olanaklar sınırlı. Gerçek böyle olsa bile biz insanlar itrafımıza bakmadan kendi rolümüzün telaşında mı geçireceğiz ömür denen sınırlı zamanı? Acaba, bizi monoton hayatımızdan koparıp yeniden daha büyük bir istekli hayatı bağlayan çabaların olduğunun farkında mıyız? Bu farkındalık bizi ne kadar yenileyecek, ne kadar yaşama bağlayacak biliyor muyuz? Belki de bu anlatacağımız minik çaba sizin hayatınızda bir değişime bir farkındalığa neden olur. O zaman bu çabayı sonuna kadar anlamaya değmez mi ne dersiniz? www.engelsiza.com bir alışveriş sitesi, binlerce benzerinden biri. Çok doğaldır ki her ciddi e-ticaret sitesi gibi güvenli, müşteri odaklı hizmet veren, zaman tasarrufu sağlayan, kaliteli ürünleri güvenli bir ortamda ucuza satın almanızı sağlayan bir alışveriş sitesi. Peki farkınız ne? Sorusunu duyar gibiyim. Evet tabii ki farkımız var. Diğer benzerlerimizden 3 nokta. Alışveriş sistemini inceledikçe sizi yeni ve farklı sürprizler karşılayacak. İhtiyaçlarınızı karşılarken bol çeşit, kaliteli ve ucuz ürün alma, çeşitli ve güvenli ödeme yöntemleriyle alışveriş yapma olana sunacak alışveriş sistemimiz. Bu bir ticari alışveriş sistemi değil yalnızca. Bir yana ile bir ticari işletme gibi çalışan katı rekabet koşullarına dayanıklı bir sistem. Diğer yönü ile hayata tutunma çabası gösteren milyonlara yaşamda var olmaları için katkıda bulunmayı hedefleyen bir proje. Engelliler 3. Hayatımızın her anında var olan, bazen çocuğumuz, Bazen arkadaşımız, bazen de akrabamız olarak karşımıza çıkan engelliler 3. Nokta. Türkiye'de 8.5 milyon engel var. Bu 8.5 milyonun %90'ı işsiz 3. Nokta. Türkiye'de 8.5 milyon engel var. Bu 8.5 milyonun %95'i eğitim hizmeti alamıyor 3. Nokta. %95 Okumak isteyip okuyamayan 8 milyon vatandaşımız 3. Nokta. Hep ötekileştirdiğimiz kendi dünyalarını hapsettiğimiz evleri mahalleri, şehirleri onlara cezaevi haline getirdiğimiz engelliler 3. Nokta. Toplum dinamik bir yapıdır. Toplumda üreten birey, toplumsal üretime verdiği katkı oranında değerlidir. Gerçek böyle olunca, gönüllü cezaevi yaşamına kendi ellerimizle mahkum ettiğimiz engelliler ne kadar değerli toplum gözünde acaba? Üretime katılamayan, engelliye kolunu altın bilezik takmak için çıktık bu yola. Sokağa çıkamayan çıkınca da önüne koyulan yüzlerce engelli boğuşmaya mahkum ettiğimiz engellinin ekonomik bağımsızlık kavgasına katkı sunmak için, aramıza bizden biri olarak katılmasına aynı dünyayı birlikte paylaşmaya adım atsınlar diye çıktık biz bu yola. Evet alışveriş sistemimizin ağırlıklı bir yönü de engellilere kalıcı bir meslek kazandırmak. Eğitim düzeyi çok düşük olan engellilerin doğaldir ki engellerine uygun yapabilecekleri meslek analizleri yapılmamıştır ülkemizde. Zaten büyük çoğunluğu işsizdir engellilerin. Ama bu durumun sorumlusu büs bütün engelliler değildir. Bakan görler, işiten sağırlar varken, en çok da kulağını göz, gözünü kulak, iki tekerleği ayak yapıp, müzik, resim spor demeden hayata karışanlar hak eder. Övgüyü, sevgiyi, güveni 3 nokta az da olsa bunları hak edenler var aramızda bizim koyduğumuz tüm engellere inat bize yorulmadan yaşam sevinci sunup duruyorlar 3 noktaya geriye kalan eğitimsiz, işsiz milyonlar. Onlar hak etmiyor mu saygıyı, sevgiyi, güveni? tabii ki onlar da hak ediyorlar. Teknolojik gelişmeler engellilerin yapabileceği birçok mesleği ortadan kaldırdı. Ya da piyasanın katı rekabet koşulları içinde işverenler engellilerin verimli yapabilecekleri işlerde engellileri çalıştırmayı tercih etmiyorlar. Aynı işi başka birkaç işle birlikte yapabilen insanlar çalıştırıyorlar. Engellinin verimli çalışmak için ihtiyaç duyduğu yardımcı araç gereç ve yazılımlara yatırım yapmıyor işverenler. Tüm bu olumsuzluklara karşın iş bulabilen engellinin önünde aşılması çok zor bizim yarattığımız engeller var. Sokaklar, caddeler, toplu taşıma araçları engelli için erişilebilir değil. Engellilerin üretimi katılması onları ekonomik bağımsızlığa kavuşturacaksa sosyal yaşama bizden biri olarak katılmalarına yardım edecekse yapılacak tek bir şey vardı. Ülkemiz gerçeklerine uygun engellilere kalıcı bir meslek kazandırmak gerekiyordu bize göre. E-nokta ticaret satış elemanı teknolojik gelişmelerin yarattığı bir meslek. Ülkemizde her geçen gün kullanımı yaygınlaşarak artan e-nokta ticaret alışveriş sistemleri aynı zamanda önü açık ve düzenli ve tatmin edici bir gelir elde etmeye uygun yeni bir çalışma alanı. E-nokta ticaret satış elemanı olmak için gerekli koşulları taşıyan engelliye öncelikle temel e-nokta ticaret satış elemanı eğitimi verilecektir. Engel aldığı bu eğitimle aynı zamanda www.engelsizal.com alışveriş sisteminde deneyim kazanacaktır. Profesyonel olarak e-ticarette satış yapmanın inceliklerini öğrenecek aldığı eğitimi kazandığı deneyimle bütünleştirirken aynı zamanda kendisine gelir elde edecektir. www.engelsiza.com alışveriş sisteminde her e-ticaret satış elemanı engellinin bir kimlik kodu ve bir müşteri alanı bulunacaktır. Eğer siz ihtiyacınız olan ürünleri www.engelsiza.com alışveriş sisteminden satın almanız konusunda bir nokta e. ticaret satış elemanı tarafından yönlendirilmişseniz, yönlendiren engellinin kimlik kodu olan linki tıkladıktan sonra alışveriş yaptığınızda yaptığınız alışveriş bedelinin bir kısmı, %10, engelli satış elemanına gelir olarak gidecektir. Bir engellinin yönlendirmesi olmadan www.engelsizel.com sitesinden alışveriş yapsanız bile yine daha sistem rastgele e ticaret satış elemanı limanı öğrenen bir engelliyi seçecek. Yaptığınız harcamanın bir kısmı o engelliye aktarılacaktır. Üstelik sizler tüketici olarak yaptığınız harcamanın ne kadarının bir engellinin yaşama tutunma çabasına katkıda bulunduğunu görebileceksiniz. Sizin e-nokta ticaret satış elemanı limanı öğrenen engelliye yaptığınız küçük katkılar ona özgüven, çalışma isteği dışlanmadan, ötekileşmeden sosyal yaşama katılma isteği kazandıracak. Ekonomik bağımsızlığın dayanılmaz gücünü fark etmesini sağlayacaktır. E. nokta ticaret satış elemanı mesleğini tam anlamı ile öğrenen, yeteri kadar deneyim kazanan engelli artık kendi iş yerini açabilecektir. Üstelik büyük yatırımlar yapmadan bizim sağladığımız teknik altyapı ile öğrendiği mesleğini kimseye bağımlı olmadan dilediği gibi yapabilecektir. Üstelik bizim önlerine koyduğumuz yüzlerce engeli yok sayarak ulaşabildiği en geniş kitleye hayat dersi vericisine kendine özgür kılmak için, hayatı var etmek için emek verecektir. Evet yanlış duymadınız. E-nokta ticaret satış elemanı olan engelli artık kendi e-nokta ticaret alışveriş sistemini kurup toplumsal üretime katkı yapmaya başlayacaktır. Artık bu engellinin toplumun onurlu ve üretken bir birey olarak sosyal yaşamda da ekonomik yaşamda da ne kadar değerli olduğu tartışılmayacak, onurlu duruşu, özgüveni ve toplumdaki yeri sorgulanmayacak ötekileştirilmeyecektir. Tüm bunlar bir engelli için az şey mi sizce? Eğer cevabınız sol tırnak işareti az değil sağ tırnak işareti ise, haydi ne duruyoruz? www.engelsiza.com sitesini ziyaret edelim. Nasıl olsa bir biçimde karşılayacağımız ihtiyaçlarımızı bu siteden satın alarak engellilerin yaşama tutunma çabasına bir destek de siz verin. Bu projeyi her türlü araçla ulaşabildiğiniz hem yerlere ulaştıralım. Unutmayalım belki de bu proje sayesinde hayata tutunmayı bekleyen bir engeli vardır etrafınızda 3 nokta. Haydi gelin birlikte bu proje ile farkındalık ve duyarlılık yaratalım 3 nokta. Her birimiz günlük yaşamımızda sonu belirsiz bir karmaşanın içinde savrulup gidiyoruz. Oysa ihtiyaçlar sınırsız, olanaklar sınırlı. Gerçek böyle olsa bile biz insanlar etrafımıza bakmadan kendi rolümüzün telaşında mı geçireceğiz ömür denen sınırlı zamanı? Acaba? Bizi monoton hayatımızdan koparıp yeniden daha büyük bir istekli hayatı bağlayan çabaların olduğunun farkında mıyız? Bu farkındalık bizi ne kadar yenileyecek, ne kadar yaşama bağlayacak biliyor muyuz? Belki de bu anlatacağımız minik çaba sizin hayatınızda bir değişime bir farkındalığa neden olur. O zaman bu çabayı sonuna kadar anlamaya değmez mi ne dersiniz?